ODTÜ'de kesinlikle bir yurt ihtiyacı var. ODTÜ kampüsünde ağaçların kesilerek yurt binası yapılmasına bir grup öğrenci karşı çıktı. Yaklaşık 55 gündür eylem yapan öğrenciler alandan dışarı çıkarıldı. Özellikle ağaç kesimine vurgu yapılmak isteniyor ama ağaç kesimi meselesi orada biraz işin aslında maskesi. Çünkü bu ağaçlar hep kesiliyordu, yıllardır kesiliyorlardı ve kesilmek için dediğim gibi yetiştiriliyorlardı. İş makineleri kampüs alanına girerek ağaçları kesmeye başladı. Öğrencilerin eylemi üzerine ODTÜ Rektörü Verşan Kök yazılı açıklama yaptı. Yurt için kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4000 metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Açıklamada yurdun öğrencilerin barınma ihtiyacını gidermek için şart olduğu belirtildi. Öğrenciler ağaçsız bir bölgeye yurt yapılmasını istiyor. Türkiye Gençlik Birliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Yurt projesini desteklediklerini duyurdu ve öğrencilerin yetersiz yurt nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Birlik yaptığı açıklamada akıl, bilim ve sorumlulukla öğrencilerin derdine çözüm olan bu yurt projesini destekliyoruz. Tüm ODTÜ ailesinin de konuya sağduyuyla yaklaştığına eminiz ifadelerini kullandı. Kesilmek için yetiştiriliyorlar ve yakacak olarak satılıyorlar. TGB Ankara İl Yöneticisi ve ODTÜ öğrencisi Tolga Dişçi de olayı anlattı. Kavaklık bir ODTÜ'deki Nazım İmar planına göre bir orman arazisi sayılmıyor. Orman arazisi sayılmaması şu demek, orası yapılaşmaya açılabilir ve zaten şimdiye kadar ticari olarak kullanılıyordu. Yani yıllarca oradaki ağaçlar ikişer üçer yıllık periyotlarla yetiştirilip kesildiler. İlk defa kesilmiyorlar.